Dersimiz başlamıştır. Konumuz bazı özel diziler. Burada göreceğimiz diziler. Ben zaten bunu PDF olarak attım. Hem fotokopi versiyonunu hem de bu şeklini attım. Yani çıkarma imkanı olan varsa, yazıcısı varsa evde olan, onu çıkarıp oradan da takip edebilir diye. Fibonacci dizisi ile başlamışız. Fibonacci dizisi İndirgemeli diziler gibi aslında. Kuralı kendinden önceki terimlerle alakalı. İlk iki terimi bir olan, bakın bunlar için bir kural yok. Ama bundan sonraki terimler için neymiş kural? Her bir terimi kendisinden önceki iki terimin toplamına eşit olan sayı dizisine Fibonacci dizisi denir. Bu Fibonacci ile alakalı. Fibonacci bulduğu için bunu. O yüzden ismi verilmiş. Tavşanlarla alakalı deney yaparken bunu keşfediyor. Tavşanların üremesiyle alakalı. Bir tavşan alıyor, bir çift daha doğrusu. Bir çift tavşan, bir çift tavşan. Bir ay sonra çocuk yavru olduğu için 3 2'ye çıkıyorlar falan bu şekilde. Bunun bir detayı vardı uzun uzun. Yani kümesteki tavşan sayısını veren bir dizi bu aslında. Her ay sonunda bir tavşan doğduğunu varsayarsak diye düşünüyor. N büyük eşitlik olmak üzere fn eksi 1 artı fn eksi 2, yani kendinden önceki iki terimi toplayınca fn terimini veriyor. İşte bu Fibonacci dizisini an yerine bunu fn ile gösteriyorlar. Fibonacci'nin f'sini kullanmışlar. Çok önemli değil ama anlayabilirsiniz. Tabi ilk iki terimi de 1 olarak veriyor. O çünkü bir kurala tabi değil. Pascal üçgeni ile alakası var. Gerçi Fibonacci dizisinin çok şeyle alakası var. Çünkü altın oranı da yaklaşıyor. Fibonacci dizisinin terimleri büyüdükçe aradaki oran altın oranı veriyor. Yani fi sayısı olan 1,618 gibi bir sayıydı bu. Bunu kendiniz de görebilirsiniz zaten. Ardışık iki terimi, yani şuradaki 21'i 13'e bölün. Sonra bir sonraki terimi, hatta onları da bulalım ya, dur. Sırada bunun terimlerini yazalım. 1 ile 1 zaten belli. Toplarsak 2, bunları toplarsak 3, bunları toplarsak 5. 8, 13, 13 artı 8'den 21, 21 artı 13'ten 34, 34 artı 21'den 55, 89, böyle gider. Terimler sabittir. Yani başka değişik, yani 55, 56 diye bir terim yok. Sadece 55 vardır. 55'ten sonraki terim direkt 59'dur. Şey, 89'dur. Bunları ardışık olarak böyle birbirine böldüğümüzde, yani 34'ü 21'e böldüğümüzde çıkan sayı 89'u 55'e veya 55'i 34'e böldüğümüzde bu terimler ilerledikçe 1,6 olan o fi sayısı altın oranına yaklaşıyor. Bu dizinin özelliği bu. Pascal üçgende de bu dizi gizli şöyle çapraz baktığımızda neyi? 1 1 artı 1, şurası 1, burası 1. Şöyle bakarsak 1 artı 1'den 2 geliyor. 1 artı 2'den 3, 1, 3, 1'den 5. Böyle bakarsak da, yani bakış açısını böyle yaparsak, tam şu altıgenin olduğu şeylerden bakarsak, altıgen gibi düşünüyor. Onları topladığımızda yine burada da bir Fibonacci dizisi terimleri geliyor topladığımız zaman. Şimdi sorulara geçelim. Fibonacci sayı dizisinin 10. terimi kaçtır? Az önce sanki bulmuştuk. Uzatmadan bakıverelim. 55'ti galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 55. Şeklinde olan Fibonacci dizisinde A artı B toplamı kaçtır? Hemen yine bulalım. Şu 3 artı 2'den 5'tir. Burası da 21'dir. Yani 21 artı 5'ten 26. Devam edelim. Doğada bulunan ay çiçeklerinin yapraklarının sayısı Fibonacci sayı dizisindeki sayılardan birine karşılık gelmektedir. Bakın bu da doğayla altın oran veya Fibonacci terimleri arasındaki ilişki. Peki ayçiçek yapraklarının sayısına bakalım. Yaprak sayısı 3 basamaklı olan bir ayçiçeğinin yapraklarının sayısı en az kaçtır? O halde Fibonacci dizisindeki 3 basamaklı sayıların en küçüğünü bulalım. Zaten biz 55'e gelmiştik. 34'ten 89 geliyordu. Demek bundan sonraki terim 3 basamak olacaktır. 89'a 55 eklersem
4, 13, 14, 144. Doğru değil mi? 8, 5, 13, 14. Tamam. Doğru. O halde 3 basamaklı olacak en küçük Fibonacci terimi 144'tür. En büyüğü sorsaydı biraz daha uğraşmak gerekirdi ama onu da sorabilir, fark etmez. İstesek buluruz. Geçelim. A, B, C sayıları sırasıyla bir Fibonacci dizisinin ardışık 3 terimdir. Şimdi ardışık dediğine göre demek ki şu anlama gelir. A ile B'nin toplamı C'yi veriyor. O halde şuraya ben C diyebilirim. Bu durumda 2C 178. O halde C'yi bulalım. Zaten terimleri sabit olduğu için birini bulunca diğerlerini de bulabiliyoruz. 178'in yarısı 89 galiba. Demek ki bu 89 olan terimi bulduk şu an biz. C olmuş. O zaman ha zaten C'yi soruyormuş. Tamam, bitti. B'yi de sorsa bir önceki terim 55. Ondan da bir önceki 34. Yani aslında sadece terimleri sırayla görebiliyoruz. C'yi sorduğu için çok kolay bulduk. Fibonacci bitirdik. Şimdi gelelim üçgensel sayılar dizisine. Aslında üçgensel sayılar dizisini biliyoruz da sadece adını bilmiyorduk. Bu şekilde üçgen oluşturan sayılar, bakın bir nokta, bir ile iki nokta, üç nokta üçgen oluşturuyor. 1, 2, 3, 6, 6 dizimizde bir üçgen oluşturuyor. 1, 2, 3, 4 dizimizde üçgen oluşturuyor. Buradaki nokta sayısına baktığımızda 1, 3, 6 ve 10. İşte bunlar üçgensel sayılardır. Peki bir sonraki üçgensel sayıya bakalım o zaman. 4 tane burada, 3 tane burada, 2 tane burada, 1 tane burada olacak. Yani 4 artı 3 artı 2 artı 1. Ha zaten o bulmuşuz, pardon, bu şeymiş, ben yanlış bakmışım. 5 tane olacak, bir dakika. O zaten onu veriyormuş. 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 4. Sonra 3 diye gidiyor. Yani 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1. Ve şunu görüyoruz. Üçgensel sayılar birden bir sayıya kadar olan, herhangi bir doğal sayıya kadar olan sayıların toplamı. Birinci terimi birden bire kadar olan sayıların toplamı. İkinci terimi birden ikiye kadar olan sayıların toplamı. Üçüncü terimi, yani o zaman biz zaten bu formülü biliyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi bu. Demek ki n'inci terimin formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu dördüncü terim 1'den 4'e kadar 4 çarpı 5 bölü 2. Beşinci terim de bu neymiş? 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 çıkacaktır. Zaten buraya 6'ya 5 eklersek 15 olacağını görebiliyorsunuz. Evet, burada da zaten kuralını vermiş. Bu adama göre de 1, 3, 6, 10, 15 şeklinde devam eden sayı dizisine üçgensel sayı dizisi denir. Genel terimi ardışık toplamlardan geliyor zaten. N çarpı N artı 1 bölü 2. Peki dikkat edersen diyor, ne demiş? Üçgensel sayılar dizisinin elemanlarından bir tek 3 sayısı asal sayıdır. Evet, diğerler asal olmuyor çünkü bir fazlasıyla aldığımızda şey gelmiyor, asal gelmiyor. İkiye bölsek bile. Mükemmel sayılar kendisi dışında tüm doğal sayı bölenlerinin toplamına eşit olan sayılardır. Onlar da üçgensel oluyormuş. 6 mesela üçgenseldir galiba. Neyse, bakalım. Genel terimi Fn, n çarpı n artı 1 bölü 2 olan üçgensel sayılar dizisinin 7. terimi. Yani yapacağımız tek şey n yerine 7 yazmak. 7 çarpı 8 bölü 2 28'dir. Görüldüğü gibi basit. 18. terimini sormuş. Yani 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamını soruyor aslında burada. A 18 diyelim. 18 çarpı 18 artı 1 bölü 2'dir. Buradan 9 mu yapar? 9, 81, sonra 1 ile olacağına göre 171 demek ki. Evet. 81, 90 daha 171. Üçgenselden sonra karesel. Ha, daha var mıymış? Üçgensel sayılar dizisinin kaçıncı terimi 45'tir? Bu arada gençler, üçgensel sayı dizisinin özelliği şu terimlerinin. İki katını aldığımızda, çünkü n çarpı n artı 1 bölü 2 vardı ya, 2 ile katladığımızda ardışık iki sayının çarpımı oluyor. Bu zaten küçük olan bize terim sayısını, terimin numarasını veriyor. 45'i 2 ile çarparsak 90. Yani 90 n çarpı n artı 1 olması lazım.
Ardışık olacağına göre biri 9, biri de 10'dur. Bu durumda bize N9, yani bu 9. terim diyebiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz ya da zaten formülde yerine yazdığınızda aynı mantıkla çıkacaktır. Burada tabii denklem ikinci derecenin denklemle bulunabilir ama orada ona gerek yok çünkü N değeri doğal sayı olduğu için tahminle çok kolay bulunabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi üçgensel sayı dizisinin terimlerinden değildir? 2'ye katladığımızda ardışık sayıların çarpımı olmayacak. 2'ye katlarsam 110. Bir 11 çarpı 10 yapar ardışık. 10 çarpı 11 diyeyim. Ardışık olur. 64, 128. Burada ardışık olarak yapabilir miyiz bunu? 10, 11 olmuyor. 11 çarpı 12 olsa 132 yapar. Demek ki bu değilmiş. 78'i bulalım. 78'in 2 katı 156. 156 galiba 14-15 miydi? Yok, 14-15 olmaz ya. 12 ile Hocam direkt asal olana bakmayacak mıyız? 3 dışında. bir daha söyle. Asal olana bakmayacak mıyız? 3 dışında hiçbir sayısı asal değil zaten. Peki hangisi asal burada? 91 asal değil mi? Değil ya o. 13 çarpı 7. Asal gözüken ve asal olmayan sayılardan biri 91. Diğeri de 1001. 91, 13 çarpı 7, 2 asal çarpı olunca çok gıcık bir sayı. 1001 var bir de. Bu da güzel bir sayı. Asal gibi gözükür ama 13 çarpı 7 çarpı kaçtı? 5 mi? Kaç? Yok. 9 muydu? 3 çarpı 7 çarpı 9 muydu? O da değil. Bu 1001 ne? 37 miydi ya? 37 çarpı 3 çarpı 101 yapar. 121 7 miydi? Sanki böyle bir şeyden unuttum ya bunu. 13'tü galiba ama bir tane 13 vardı çarpanlarında. Bu da asal değil de asal gibi gözüküyor. Allah Allah, onu unuttum ya, neyse. Önemli değil. Bak şimdi unuttum, aklıma getiremedim. 1001 de asal değil de asal gözüküyor. Şimdi 91 asal değil demiştik. Şimdi bakalım. 156 12 çarpı 13 galiba. Evet, 144 eklersek 13. Bu da geliyor. 91'in 2 katı 182 yapar. Bu ardışık iki sayının çarpımı mıdır? Herhalde çarpma mı? Hangisi bakalım? 15 ile 16 olsun. 16, 17, 160. Evet, 16 ile 17 galiba bu. Sonu zaten 2 yapıyor. Doğru. 160'a 32 eklersek yok. Evet. 100, 100. Bir dakika. Yanlış mı oldu? 16 çarpı 17. 160'a 16 eklersek 100. Ha yok, tamam ya. 105'e gelelim, 210. Bu da 210 15 çarpı 16 mı? Şu yanlış mı oldu ya? 16 çarpı 17 farklı oldu. 13 çarpı 12 bu. 13 çarpı 14, pardon, düzeltiyorum. 13 çarpı 14, 210 da 14 çarpı 15'ti bu da. Evet ya, zaten bunları sırayla diyormuş. Her neyse, bunları zaten tek tek baksak görüyoruz. 128 burada üçgensel sayı değildir. Diğerleri hep üçgensel. Şu 14. terim. Bu 13. terim. Bu 12. Bu da 10. terim oluyor. Gelelim karesel sayı dizisine. Karesel sayıda zaten noktaları kare şeklinde oluşturduğumuzda nokta sayısını görebiliyoruz. Bir tane ise 1. 2'ye 2'lik kare yaparsam 4 tane nokta geliyor. 3'e 3'lük kare yaparsam 9 tane. Yani 2'nin karesi 3'ün karesi diye oldu. N'e n'lik bir kare yaparsam n kare kadar nokta geldiği için n'inci terimi n kare diyoruz. Basit bir şey. 1, 4, 9, 16, 25, yani bildiğimiz o kare sayılar zaten karesel sayılar dizisi olarak söylenir. Genel terimi n karedir. Burada şunu görebiliyoruz sadece. Şöyle ikiye böldüğümde gençler, değil mi? Şurası aşağısı bir üçgensel sayı. Yukarısı da bir üçgensel sayı. Burası kaç? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı. Yani bunları topladığımızda da karesel sayılar yapılıyor. Yani bu kaçtır? 15 mi? Dört çarpı 5. Yok, pardon, 10. Burası 10. Burası da 6. Yani iki üçgensel sayı ama ardışık olacak tabii.
Ayrıca iki üçgen sayı topladığımızda bir karesel sayı çıktığını da görelim. Çünkü iki tane üçgen böyle birleşirse. Buradan da bakabiliriz. Bakın 1 ile 2, 1, 2, 3. Bunlar da geliyor ve şuradan da geliyor. Ha, zaten bunu veriyormuş. Ardışık iki üçgensel sayının toplamı karesel sayıdır. Onu gördük. Karesel sayı dizisinin 12. terimi kaçtır? Yani basit bir soru gördüğünüz gibi. Bunlar çünkü çok kolay konular. 12. terimi n kareden 144 gelecektir. Karesel sayılar dizisinin 15. terimi, yani 15'in karesi ile 13. terimi arasındaki fark kaçtır? Bunu normalde 225'ten 169'u çıkararak görebiliriz ama hani daha kolay yapmak istersek 2 kare farkından 15-13, 15+13 diyerek biraz daha pratik düşünebiliriz. Şurası 2, burası da 28, yani 56 oluyormuş. 56'yı böyle bulduk. Zaten 225'ten de 169'u çıkarsak da 56 gelirmiş. Geçelim. Karesel sayılar dizisinin kaçıncı terimi 196'dır? Söyleyin bakalım. Neyin karesi 196? Tabii ki 14 olacak. 14'ün karesi 196 yaptığı için 14. terim. Karesel sayılar dizisinin 7. terimi üçgensel sayılar dizisinin 7. teriminden kaç fazladır? Ha, şimdi bakalım. Karesel sayılar dizisinin 7. terimi n kare, yani 7'nin kare, 7'nin karesi. Üçgensel sayılar dizisinin 7. terimi 7 çarpı 8 bölü 2. Yani bu biraz anca böyle biraz daha zorlaştırmışlar. Öyle mi? 49 eksi 28 21. Doğru. Geçelim. Beşgensel sayı. Yani böyle artırılıyor ama bunların tabii kuralları çok daha karışık. Bunu ezberlemeye gerek yok. Bunlar size sorulursa verilir yani. Beşgensel sayıda da beşgen oluşacak şekilde ve aralarına nokta sayısı sürekli artıyor. N çarpı 3n eksi 1 bölü 2'ymiş. Oluşan noktaların sayısı. 1, 5, 12, 22. Yani bu akılda kalması biraz zor ama zaten böyle bir soru sorsa bunun kuralını size verirler yani. Altıgende de altıgendeki noktalar sayısı, bakın köşeler kenarların birer artarak gitmiş. Ve 2n kare eksi n. Bunun da genel terim buymuş. Beşgensel sayılar dizisinin 10. terimi kaçtır? Kuralını hatırlayalım. N çarpı 3n eksi 1 bölü 2 miydi ya? Unuttum ben de. 2, evet. Ne yapıyoruz? N yerine 10 yazacağız. 10. terimi n eşittir 10 dersek 10 çarpı 30 eksi 1 bölü 2. 29 çarpı 10, 290'ın yarısı 145. Bir şey yok yani, denklem çözüyoruz sadece. Da denklem bile değil, fonksiyon değeri buluyoruz. Altıgensel sayılar dizisinin 8. terimi. Altıgensel dizinin kuralı neydi? 2n kare eksi n miydi? 2n kare eksi n'di. Hemen yazalım. N yerine 8 yazarsak 2 çarpı 8'in karesi eksi 8. 64, 128, 128'den 8 çıkarırsak 120. Bunu da geçelim. Beşgensel sayılar dizisinin 6. terimi A ve altıgensel sayılar dizisinin 7. terimi B'dir. Beşgenselde 6. terim mi? 6 çarpı 3 çarpı 6 eksi 1 bölü 2. Bu A'ymış. B'ye gelelim. Altıgense de 2n kare eksi n'di. Kaçıncı? 7. terimi. 2 çarpı 7'nin karesi eksi 7. Bu da B'ymiş. A eksi B farkını soruyor. Önce A'yı bulalım. 18 ve 17 çarpı 3. 51 mi?
B'ye gelelim. 49 98 eksi 7 91. 51'den 91 eksi 40 oldu. Geçelim bunu da. 7 gensel sayısı, bak bunu da vermiş işte. Bu tarz böyle verirlerse kuralını verirler size. 7 gensel sayılar dizisinin 4. terimi kaçtır? Zaten kuralını verdiğine göre en yerine 7 yazalım. Yok, 4 yazalım. 4 çarpı 5 çarpı 4 eksi 3 bölü 2. Burası 20, 17, 34 yapacaktır. Fibonacci ile aynı şey çıktı. Evet, dersimiz bitti. Bu artık bundan sonrakiler tekrar için koymuştum ben. Bunları size bırakayım. 5 dakikada bakalım çözebilecek misiniz? Burada da aslında bunu da anlatayım bari. Fibonacci dizisinin gençler genel terimi şöyledir. Aslında kuralı var yine ama tabii en yakın doğal sayı olarak, yani tam bir kural değil. Ne yapıyoruz? 1 bölü kök 5 ile 1 artı kök 5 bölü 2. Zaten 1 artı kök 5 bölü 2 hatırlarsanız şeydir bu. 1 artı kök 5 bölü 2 fi sayısıdır. 1.618'in yaklaşık değeridir bu. Bu aslında altın orandaki fi sayısını veren bir formül. 1 artı kök 5 bölü 2. Altın oranı beşgende de görüyoruz gençler. Düzgün beşgende de var. Düzgün beşgenin bir kenarıyla düzgün beşgenin köşegen arasında da bir altın oran vardır. Her neyse, burada hesap makinesi tabi kullanmak gerekiyormuş. Birinci terimi 1 olduğunu bu Fibonacci teriminden görebiliyoruz. Şu formülü uyguladığımızda en yerine 1 yazdığımızda kuvvet üzeri enmiş zaten. 0,72 çıkıyormuş. Buna en yakın doğal sayı 1'dir. 2 yazarsak 1,17 çıkıyormuş. En yakın doğal sayı yine 1'miş. 3 yazdığımızda en yakın doğal sayı artık 1,89 olduğu için 2 oluyor. Sonra 3 diye gidiyor. Yukarıdaki formül yardımıyla siz de Fibonacci dizisinin 6. terimini hesap makinesinde bulunuz diyor. Tabii ise kök 5'e de 2,24 alın diyor. Ne yapacağız yani? 1 bölü 2,24 sonra 1 artı 2,24 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. terim olduğu için 6. kuvvetiymiş. Bakalım ne çıkacak? Gerçi bulmak zor olur da 1 artı 3,24 yapar. 2'ye bölersem 3,24'ün yarısı 1,324'ün yarısı 1,68 mi? İşte bunun 6. kuvvetini. Hesap makinesi olan varsa bir yapsa da bulsak. Ben de yapayım bir dakika. 1,68'in 6. kuvvetini alıyorum. 1,68'in üzeri 6 diyelim. 22,48 çıktı. O zaman 20 Gireyim hocam. efendim 1,62 olmuyor mu? 62 mi? Aa, bir dakika, 2,24. Doğru, 68 olmaz ya. O zaman düzeltelim. Ben yanlış bulmuşum. 62. Tekrar kuvvet alalım. 1,62'nin alalım kuvvetini. Yanlış çıkacak az önce. 1,62'nin 6. kuvveti. 18, çok fark etti ya şu an. 18,075. 18,07'li bir şey. Bunu da o zaman 2,24'e bölelim. Bakalım kaç gelecek. Bölü 2,24 diyelim. Bölü 2,24. 8,06 yazalım. Bu 8,06. En yakın doğal sayı nedir? 8'dir. Gerçekten de bir sonraki Fibonacci teriminin 8 olduğunu zaten biliyoruz. Böyle bir uygulama yapmışlar ama hesap makinesi gerektiği için bunu tabi sınavda sormaları zor ama bu şekilde mantıken düşüneceksiniz gençler. Altın oran, bakın burada aslında gizli. Bu Fibonacci dizisinin genel teriminde de görüyoruz. Ve
bakalım. A1, A2 aynı vermiş. Fn cinsinden bulunuz. A'nın genel terimi burada. F'nin genel terimi zaten belli. Bunun cinsinden bulunuz demiş. Burada yine Fibonacci ile alakalı işte bulunuz demiş. İndirgeme dizilerinin kuralları. Burada ne var? Bu soru da son soru mu? Yok. Karesel ne demiş? Sonra artık size ödev bırakacak bunları. Üçgen tekrar çünkü burası. Üçgen sayıların örüntüsü var. Kare sayılar. Şurada bir tabi üçgen verilmiş. Sierpinski üçgeni. Bu üçgende zaten şudur gençler. Görmüşsüzdür belki. İçeri bir üçgen çiziyor. Boyuyor. Sonra açıkta kalan beyazları tekrar üçgen çizip yine boyuyor. Böyle adım adım çizdiğinde oluşan kalbur ya da üçgenler Sierpinski diye bir ismi var. O bulan kişinin ismi yani o. Buna üçgen diyoruz. Dördüncü ve beşinci adımdaki boyalı üçgen sayısını sormuş. Acaba kolayca bulabilir miyiz bakalım. Dördüncü adımda kaç tane boyalı üçgen çıkar sizce? Yani şöyle çizsek. Gerçi burada çizerek bulmak zor. Kural bulmamız lazım. Boyalı bir tane. Burada 4 tane. Acaba bir kural görebiliyor musunuz? Bundan artık uğraşıp çözmeye çalışın gençler. Bu şey bitti artık. Diziler konusu tamamıyla bitti. Bundan sonraki dersimizde yani 13.45'teki dersimizde trigonometriye geçiş yapacağız ve trigonometride toplam fark formüllerine başlayacağız. Onları tabi bitirince belki bu hafta biterim bilmiyorum da bitirince de İki kat açı formüllerini geçeceğiz. Onlardan sonra da denklemleri göreceğiz ve trigonometri bitecek. Zaten 3 tane onun ana başlığı var. Tek tek böyle görüp bitireceğiz. 13.45'te görüşelim gençler. Hepiniz hoşça kalın.